Orman üstü yaylası denen yerdeyiz. Nefis bir sis var. Göz gözü görmüyor. Şimdi normalde yer olarak Lifor diye bilinen, bizimse Blueberry ya da işte Yaban Mersin diye bildiğimiz meyve toplayacağımız bir yere gideceğiz. Çünkü yürüyerek bir yola baktım. Yol güzel görünüyor. Şimdi de arabayı alacağım. Biraz böyle dışarıdan görüntülerle destekliyor olacağız. Hava biraz daha açık olsa belki drone'la da bir şeyler çekerdim ama şu an drone için çok uygun görünmüyor maalesef. Bakalım. Evet, hava böyle. Ya, bazen sis böyle çöküyor, bazen açılıyor falan. Güzel. Şimdi bizim Insta360'ımızı kullanacağız. Bir fake drone çekimi yapıyor olacağım. Umarım yukarıya kadar sıkıntısız bir şekilde çekebiliriz. Cem, biz yürüyoruz hala. Sen vardın mı arabaya? Aa, sen bu tarafa döndün mü? Ha, tamam. Erol'cum, dönmüş mü bu tarafa doğru? Tamam, tamam Cem. Hadi. Evet, yayladan yukarıya Soğuk Su diye bir yer var. Şimdi o tarafa gönderdim annemleri, teyzemleri vesaire.
Ben de gittim arabayı aldım tekrar. Şimdi yol hafif böyle bozuk ve biraz çakıllı gibi görünüyor ama yani çok dert olmayacak. Yani bu çok soft bir arazi yani şu anda. Dolayısıyla rahat rahat çıkacağız diye düşünüyorum. Hatta bazı yerlerde tam elektrikli çıkıyor. Yani şeyi de yok. Benzinli motoru da açma ihtiyacı duymuyor. Böyle aiste aiste yol alacağız. Bir yandan da arkadan görüntü alıyorum. Dashcam'ler de alıyor. Muhtemelen onların görüntülerini de şey yaparım. Onlarınkini de eklerim. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. İlerlerde bir yerde mola vereceğiz. Oradaki duruma bir bakacağım. Ona göre yine yeni görüntüler ekliyor olurum. Şimdilik sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Biraz sıkıntılı. Evet. Yani şu ortayı sürter diye düşünmüştüm ama çok da yüksek değil demek ki ortası. Yerdeki tümsek yani. Burada aracın altı oldukça yüksek. Evet. Gençler ne buldunuz orada? Bak. Hadi bakalım, bak. Afiyet olsun. Götür götür. Biliyorsan. Evet. Tayfanın bir kısmını orada geride bıraktık. Şimdi gerisi de buralarda olmalı. Yorulanlar. Yorulan. Var mı yorulan? Teyze. İyi misin? Ayağım çamurlu. Olsun, gel, arabanın içi lastik zaten, yıkarız. Yorulduysan gel. Kimseyi kandıramadık. Anacım gel. Gel. Çok güzel. Ağrımasın bileklerin sonra. Ağırmaz, bak. Belin rahat. Falan. İyi misin? Çok rahatım. Çok güzel. Nerede devamı? Ben de. Evet, şimdi burada çamur modunu aldık. Ne oldu? Yoruldun mu? Gel. Gel şu tarafa doğru geçeyim, gel. Olsun, o da bizle döner. Gel bakalım. Ayağın temiz değil mi? Ya canım. Temiz. Bak sen buraya
buraya kadar geldin ama yani biz yolu ta şey yapalım. Açılmıyor. Bakalım dedik yola. Daha bakacağım mı ileriye kadar? İleriye bence... Bence en kötü bu kadardır ya. Evet ama buradan nasıl döneceğiz? Döneriz bir şekilde. Az ileriden bir yerden döneriz. Şimdi şuradalar hemen. Ben gideyim arabayı çevireyim ileriden. Siz Erol abiyle yürümeye devam edin, olur mu? Alt hiç vurmadı değil mi? Yok yok. Şimdi geri çekeyim mi? Yoksa öyle tersim mi? Dursun öyle, ayarlarız. Güzel olmuş hava ama ya. Hı-hı. Öyle değil mi? Teyzem de bir anında düştü benim fotoğrafımı çekerken. Yok ya. Vallahi. Çok canı yandı mı? Canı yandı tabii. Gerçekten mi? Aa, özür dilerim o zaman ben. Komik oldu düşünce sandım. Yalnız birazcık komik düştü bir. En azından anlamadım, bir şey olmadı. Sen kemerini takar mısın? Ben düşenlere öyle refleks olarak gülüyorum. Şuradan döner miyiz? Yok. Az daha gideyim. Bakayım şu gideceğimiz yere kadar görmüş olalım yolu. Zaten buraya kadar geleceğiz değil mi? Ha, burası zaten yer. Geleceğimiz yer de burası. Değil mi? Şurası. Bakalım şimdi. Arabayı buradan çevirebilecek miyiz? Bu arabanın koltukta ısıtması var mı? Var. Üşüdün mü? Çok üşüdüm. Şu koltuğun kenarındaki şeye bak, cam açma düğmesinin hemen önünde. Basarsan ona yanar. İki yanıyorsa eğer yüksek derecede ısıtır. Tek yanıyorsa düşük derecede ısıtır. Yani basarsan, bir daha basarsan teke düşer. Bir daha basarsan sıfıra iner. Tamam mı? Dur şimdi bakalım, yoldan birkaç kişiyi alalım. Kimleri mesela? Babanı mesela. Babanı alalım. Gidelim. Geldik hemen şurası. Şu dönünce orası. Ama ben korkarım bir daha. Gel sen de, seni annenlerin yanına bırakalım. Hadi. 10 metre yukarıda onlar da zaten. Şunu şöyle biraz geriletelim bakalım. Al anneni de. Tamam. Abi arabalar elden çıkar, ben sana söyleyeyim. O ne demek? Anne. Temizlik açısından. He, ben yıkama makinesi de getirdim ya. Pazlıklı yıkama makinem var. Ciddi miydi? Tabii benimkini yıkarız önce, sonra seninkini yıkarız. Gülbül abla. Şurasında bak şey var, bir tane kol var, onu tutup şurada hemen. Onu şuraya bastırırsan geriye doğru. Heh tamam, yeter. Gel şimdi, sığacak mısın oraya? Ben sığarım da ayağımı temizledim mümkün olduğunca. Ya hiç önemli ya, değil. Şey zaten lastik o. Şey var, lastik. Ne derler? Lastik paspas var zaten. Yıkatacağız. Anne, kendimizi yıkayabildiğimiz kadar yıkarız. Yok, istemem. Şimdi çıkışta daha kolay da. Direkt şuraya bas. İnişte ama ben istemiyorum. Bir de burada araba rölantide gidiyor iyi da. İyi bir şey mi bu yaptığımız? Yok, bilmiyorum. Yok, camda yorulamadım. Öyle mi? Tamam, cam karı. Yani bu araçlar tabii böyle çok aman aman arazi aracı değil neticede. Ama şuranın dışında da şey yok yani. Alt kaplı, sıkıntı yok. Buranın dışında da öyle sorun yaratacak sakat bir yer yok yani. Diye, evet, bir buralar var. Bir burası var, sulu. Geçen sefer de öyle şey yapmış. Şu az ileride bir yer. Aa bak, birini gördüm orada. Ben de gördüm. Dur bakayım şurayı, tam görmüyorum. Ekrandan daha iyi görünüyor. Kayınvalide o. Bir sen mi? Hayır lan, Cem, kayınvalide. Annem var. Ay şey. Şu ağacın arkasındaki teyzemmiş ha. Ne oldu, niye döndünüz? Yok, biz gidiyoruz işte. Hadi bay bay. Ben ineyim. Hadi. Dur, seni şurada indireyim. Şurada. Şeydeyiz. Şu an tam gör. Teyze dur. Teyze görüşürüz. Tamam. Bay bay. Siz burada kalacaksınız. Bu yalın nerede lan? Yalın teyzesinin yani yanında. He. Teyzesinin yanında. Şimdi onu da görürüz. Hadi bakalım. Edis hadi sen de. Yok, Edis kalsın. Yorulmuş ve üşümüş kalsın babası. İyi hadi.
tadını çıkar. Yalın hakikaten de orada. Yalın! Tamam şimdi seslenme oraya... seslenme sus. Evet. Sakın teyzemin yanından ayrılma. Yalın! Yalın! Şu tarafa geç. Teyzemin yan. Nereye? Yalın. Gidiyoruz biz köye gidiyoruz sıkıldık. Yalın. Teyzemin. Ha, hadi görüşürüz. Eve mi gidiyoruz? Evet. Evet evet. Tabii ki niyetimiz köye ya da eve dönmek değil. Erol abinin arabasını almak için bu yayladaki evlerin bulunduğu yere döneceğiz. Şu an bu geri dönüş yaptığım yer Soğuk Su diye geçen bir bölge. Maalesef yani orada çok açık ve net görüntüler alamadım. Ancak vallahi yol araç için çok zorlayıcı bir yol değil. Orta derecede bir arazi olduğu söylenebilir. Yani dönüşte niyetimiz orada şey yapmak işte, mangal yakıp piknik vesaire yapmak. Ama tabii bu kadar yolu yeniden yürüyerek gidip arabayı alması biraz sıkıntı olacağı için Erol abiyi aldım. Yalın da Çağan da daha doğrusu bizimle. O da yine üşümüş durumda. Buradan böyle yavaş yavaş aeste aeste gidiyoruz. Sis bazı yerlerde çok basıyor. Bazı yerlerde oldukça görüş var. Ancak güzel bir yayla günüydü. Yani benim en sevdiğim havalardan bir tanesi bu. Araçla alakalı misafirlerimin yaklaşımları nasıl diye bir yorum yapmamı beklerseniz eğer. Öncelikle çocuklar bir kere zaten her şeyi elleriyle koymuş gibi buluyorlar. Bu benim teyzemin torunları Yalın ve Çağan. İkisi de açıkçası işte ne emniyet kemerinin tokasıyla ilgili bir sıkıntı yaşadılar, ne koltuk ısıtmayla, ne koltuk ayarlarıyla, ne de işte ekranla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamadılar. Ve yani elleriyle koymuş gibi her şeyi yapabiliyorlar. Biraz daha yaş almış kişiler zorlanabiliyor açıkçası. Özellikle arka koltuklardaki emniyet kemeri tokalarının geçtiği ekipman biraz zahmetli kullananlar için. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Böyle bir arazide özellikle yağmur yağdıktan sonra ciddi çamurlaşmış ve kayganlaşmış bir arazide de araç içerisindeki sallantılar ve yine yolcuların konforu bence gayet güzel. Kimse şikayet etmedi açıkçası. Özellikle diğer araca binip daha sonra benim aracıma geçen misafirlerim de yine gayet keyifli bir yolculuk olduğunu söylediler. Dönüşte zaten hem teyzemi hem kuzenlerimi ben aldım. Ufaklıkları diğer araca verdik. Onlar biraz böyle dönüşlü yollarda vesaire mideleri bulanabiliyor. O yüzden onları o tarafa sattım diyebilirim. Buradan aşağı yavaş yavaş gidiyoruz açıkçası. Mümkün olduğunca böyle sivri, kesici taşların olduğu yerlerde dikkat etmekte fayda var. Aracın üstünde bu arada yaz lastikleri var. Yani normal yol lastiğiyle buraya girdim. Tabii dikkat edilmesi gereken son şey de şu, onu da söylemeden geçmeyeyim. Özellikle bu tip yol lastiğiyle böyle araziye giriyorsanız girmemenizde fayda var. Ama giriyorsanız başka bir yani benim gibi tembelseniz ve daha kolayınıza geliyorsa tavsiye en az 3-4 PSI havasını indirmeniz lastiklerin. Lastiklerin havasını indirdikten sonra tabii ki şişirebilmek için de ekipman yanınızda bulunmalı. Daha önceki videolardan hatırlarsanız portatif şarjlı bir lastik şişirme aparatım da var. Onu da kullandım diyebilirim. Bu bölümde böyle küçük bir bilgi vereyim istedim. Şimdi yeniden araçtaki misafirlerimle sohbete devam edelim. Şu an için sonlandırıyorum bunu. Az söyleyeyim, şurayı hiç göremedim ya. Sen böyle görüyorsun, ben seni takip edeceğim. Sen abi beni takip et. Benim izimden gitmeye çalış hatta, çünkü evet. Çok böyle bazen aracın burnundan göremediğin şeyler oluyor. Yüksek taşlar oluyor. Yalnız benimki biraz daha yüksek. Seninki yüksektir tabii. Onun benimki için... 18-20 santim falan galiba ya. Vallahi onu bilmiyorum. 20 ya olmayabilir bile yani. Hiç şey yapmadım. Bu otomatikti değil mi? Tabii. Bu ne? Bunun yakışık şeyi nedir? Bu dizel. Dizel değil, benzinli hibrit. Benzinli hibrit ha. Evet. Tamam. Güzel, o da güzel. Benzinli. Şu anda mesela 7.7 yakıyor 100 km'de ortalama. Aynen. Seninki dizel. Yok dizel değil. Seninki de mi benzinli? Benzinli. 7.5 şu anda.
Ama o izah şey, o tehlikeli köy yoluna vurunca Renault'un motoru var değil mi onun üstünde? Ya, şey, koplar ne, motoru ya. Ne motoru diyorlar ona? 1.6 mı? 1.6 evet. 1.6 DCI mi diye geçiyor? EDC diye mi geçiyor? Sende otomatik vites var mıydı? Yok. Ya sen manuel. Ya biz bunu bu Comfort. Comfort evet. Line mi? İşte o. Evet. Şöyle araba arkadaki şeyler kötü. Ya asıl bizim şeyimiz neydi o model? Bunun bir üst modeli. Prestige mi? Yok yok. Neydi o ya? Farklı model mi Qashqai mi yine? Yok Qashqai değil. X-Trail. X-Trail. Ha, bizim şeyimiz oydu. Benim evet. Daha doğrusu. Onu almak istiyordum. Onu almak istiyorduk ama yemedi. Oradan öyle kaldı. O da hoşuma gidiyor o araba yani. O da güzel araba. Evet. Güzel. Ben geçen bunu gittim bir yere park ettim. Yanında bir tane şey var. XC60 var. Hmm. Bir tane X-Trail var. Hmm. Hepsini böyle yan yana görüntüledim. Videolarını çektim. Ondan sonra paylaştım. X-Trail'cılar. Hmm. İşte Volvo'cular falan. Evet. Herkes şey yaptılar. Baksana gitti yol komple. Yol gitti. Bana biliyor musun? Camda Instagram'da fotoğrafını paylaşmış. Fenomen. Ya bu suyu alalım dediler de bu suyu ne yapacağız? Orada su dolduramaz. Orada piknik mi yapacağız biz ya? Evet ya. Nasıl olacak? Ya, şurada yapacağız. Yakacağız şeyi. Ha. Orada. Evet, mangalların üstadı. Yok ya benim hiç. Of, nasıl üfledi gördün mü? Bak. Evet, şurada güzel közümüz var ya. Vay. Şu canavarları üstten alıp. Evet, aracın durumu bu. Tam dolu. Arkada geliyor. Aracı gördüğünüz gibi yerden yüksekliği kendi kendine ayarlıyor. Canavar gibi. Durumumuz budur.